Ergenlik çağı dönemimizdi. Cuma günleri ben Nergis'te doğdum. Nergis pazar yerinde doğdum. Cuma günleri pazar olur. Cumartesi günü temizlemeye gelirlerdi pazar yerine. Pazarın çöpleri var ya. Bir gün sonra gelirlerdi. Uzun sürerdi orayı temizliği. Bizim sokağın iki değil de ana cadde asfalt kullandı. Biz de işte ergenlik çağındayız. Belediye başkanı Çobanoğlu. İsmini unuttum şimdi. Emekli asker. Karşıyaka'nın görüp gördüğü, göreceği en iyi belediye başkanı idi. Onu söyleyeyim. Dediler belediye başkanı işte eski bir tane siyah Mercedes de geliyor. Yani denetliyor yani yapılan asfaltı. Nuray teyze vardı sokağın başında. Hep çocuklarımla büyüdük. Zaten hep onun evindeydik. Ondan sonra çöplerden şikayetçi. Millet bir hafta beklemiş çöpünü getiriyor döküyor. O tabii çöp oksitlenme yapıyor. Pis kokuyor. Rahatsız oluyor Nuray teyze haklı olarak. Ya kimse düşünmüyor yani burada insan yaşıyor diyor. Ve oksitlenmiş çöp pis kokar. Pazarın çöpü kokmuyor. Söyleyelim deyip duruyorlar ama cesaret edemiyorlar. Geliyor, yavaş geliyor belediye başkanı. İşaret ettim şöyle durdu. Açtı camı. Buyur evlat dedi. Dedim sayın başkanım. Malum dedim burada dedim Cuma günleri dedim pazar kuruluyor. Dedim çevre halkı sokak içinden dedim buraya beklemiş çöpünü getiriyor. Döküyor. Ve dedim sabaha kadar o oksitlenmiş çöp dedim. Leş gibi buradaki pazarın çevresindeki hane halkına zarar veriyor. Koku olarak rahatsız ediyor dedim. Şoförüne dedi not al dedi. Aldı. Hakikaten de sözünde durdu. İlk Cuma pazarı kurulduğunda bitiminde 3 tane kamyon gönderdi. Bitiminde ertesi günü beklemedi. Ondan sonra artık kural oldu o Karşıyaka'da. Cuma pazarı, Cuma akşamı 3 kamyon gelir. Hemen bir saat içerisinde, 1-2 saat içinde tertemiz yaparlardı. Buradan ben şunu hani çocuk aklımla itiraz edince derdini anlatınca çözüm bulunuyor. Bu böyle devam etti. Sonra ben zannedersem gene kazandı. İkinci dönemde kazandı zannediyorum. Çünkü minibüsçülük yaptığım dönemde ben görürdüm yollarda onun postalları vardı. Hep yolun kenarlarında ağaç dikilirken her yerde görürdüm, denk gelirdim Çobanoğlu'nu. Yaşıyorsa saygılarımı sunuyorum. Bazen minibüsçülük yaparken denk gelirdi. Dedim, derdim sayın başkanım tanırdı artık beni yüzümden. Ondan sonra başkan acil çözüm merkezi diye bir birim kurdu. Birim dediği bir tane telefon, iki tane telefon. Arıyorsun. İşte benim şu sorunum var ya diye. Yani şimdi insanın kişisel sorunu değil de yani belediye ile ilgili onların ilgi alanına giren bir sorununu söylüyorsun, ilgileniyorlar. O onun hatırasıdır. Belki şimdi hala vardır ama faso füso. Yani o zaman gerçekten çalışıyordu. Çünkü ben çok arardım. O gittikten sonra, ayrıldıktan sonra da onun o acil çözüm merkezi sistemi kaldı. Ama ben çok ararım. Böyle hıyar gibi her şeye maydanoz olurum ben. Böyle yani sanki yani milletin sorunu benim sorunum. Yani çevrenin sorunu benim sorunum gibi. Ben her şeye maydanoz olurum. Habire arıyorum ben böyle şeyi. Gene aradım. Valla sorun neydi bilmiyorum. Aradım. Hop
Kapattı telefonu. Ondan sonra tekrar aradım. Ya dedim sen dedim benim dedim ismimi soy ismimi dedim telefon numaramı neden almıyorsun? Neden dedim? Sen beni bilgilendireceksin. Neticeden yapılan çalışmanın neticesinden beni bilgilendireceksin. Ondan sonra bir şey oldu galiba. Kapattım mı telefonu bir şey oldu. Zıpladım gittim belediyeye. Çarşının içindeydi. O tahmin etmiyor tabii. 2 dakika, 3 dakika sonra bir tane hıyarın belediyenin içinde karşısında biteceğini yani böyle fiziken gözükeceğini. Dedim ne kapatıyor telefonu memura. Yapmayacaksın işini durma burada. Ondan sonra bir gün kazı çalışması yapılıyor. Cam kapalı telefonla konuşamıyorum. Bu kadar ses şiddetli. Sebebi de o kompresörün kazı yapan kompresörün o eski oluşu. Aradım İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni. Dedim beyefendi burada yol kazı çalışması var. Ben camlar kapalı olduğu halde telefonla iş görüşmesi yapamıyorum. Bu dedim normal insanı sağır yapar. Oradan dedim belediyeden bu desibel ses şiddetini ölçen cihazlar var. Dedim onlardan dedim gönderin bir tane görevliyle birlikte. Bunun dedim ses şiddetini ölçelim. İnsan sağlığına zararlı olduğunu yani bu makine burada çalışamaz. Dedim beyefendi bizim dedi burada dedi işte o şiddeti ölçecek cihaz yok. İyi de diskolara gir işte yazar. İşte kulağınız sağır olabilir. İçeride çalınan müziğin şiddeti. Onun bir desibeli olması lazım. İnsan sağlığını etkilemeyecek. Çünkü insan sağır olabilir o motorun patlamasından çıkardığı sesten. İnsanın kulak zarı yırtılabilir. Tabii kimsenin umurunda değil böyle şeyler. Bu İzmir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi bıkmıştı benden. Yaka silkiyordu yani şeyden. Tabii yüzüme söylemiyorlar. Açtım gene bir gün telefon. Dedim Kemal Baysak'tı belediye başkanı, sonraki belediye başkanı. Dedim Kemal Baysak'la görüşeceğim. Ondan sonra dediler Kemal Baysak asfalt şantiyesinde. Dedim asfalt şantiyesinde ne işi var Kemal Baysak'ın? Asfalt şantiyesinin müdürü yok mu? Yani asfaltta Kemal Baysak mı ilgileniyor? Ondan sonra kapattım ben. Yollarda çukurlar vardı. Böyle Zübeyde Hanım Caddesi, işte Girne'de, orada burada, Nergiz'de. Asfalt şantiyesini aradım. Çıktım müdür. Bir dedim müdürle görüşeceğim. Çıktı. Buyurun dedi. Dedim siz araçlarınızı nerede tamir ettiriyorsunuz? Ne alakası var? Dedi sorun neydi? Ya dedim yollar delik deşik. Benim arabam alt takımları mahvoldu. Yeni yaptırmıştım. Dedim adresi verin de gideyim yaptırayım faturayı size göndereceğim dedim. Allah belamı versin. Ertesi gün akşam bütün yolların o deliklerini düzeltmişler, yamamışlar. Bizim elemanlar, çalışan arkadaşlar konuşmaya şahitti. Sabahleyin gelirken abi şey yapmışlar, yolları düzeltmişler diye söylemişlerdi. Ayrıca ben belediyenin de işlerini yapıyorum. Cinsliğe bak. Hem belediyenin işlerini yapıyorum, hem belediyeden para alıyorum, hem de mücadele ediyorum belediyeyle. Seçim, herhalde belediye seçim, 2000'den önce belediye seçimleri zannedersem. Kış günü kahvede nargile içiyoruz.
Kahvede televizyon olan yer küçük bir yer. Biz orada oturuyoruz. Televizyon açık değil yalnız. Öyle oturuyoruz orada. Diğer yerlerde oyun oynuyorlar. İşte insanlar orada. Genellikle bizim bulunduğumuz yerde hiç kimse yok. İki bir yanımda bir abi var. Onunla birlikte oturuyoruz da işte öyle konuşuyoruz. 15 kişilik bir grup. Burhan Es Fatıra, Kemal Baysak, Bostanlı Camisi'nin imamı, işte onların muhasebeciymişsiymiş. İşte 15 kişi varlar. Ondan sonra geldiler, baktılar oraya oturacak, buraya oturacak. Orada sigara içiliyor, orada kumar oynanıyor falan. Geldiler karşımıza. Abi gördüm ben bunları. Tanıyor mu? İkisini de. O dedim ben birinizi ararken dedim, ikinizi birden dedim karşımda buldum. Bugün benim şanslı günüm. Tabii anlamadılar bunların ne demek istediğimi. Masa kurdular. Yan yana işte kurdular. Tam karşımızdayız. Yani böyle aramızda 2 metre var. Oturuyorsun böyle. Sohbet yani seçim geldi ya. Şey sohbeti. Seçim sohbeti işte. Arkadaş cep defteri vardır onun. Hanımı ona sipariş verince oraya yazar unutmayayım diye işte. Ekmek alır. Yoğurt alır. Bellidir. Unutmayayım diye hep yazar. Dedim versene şu senin not defterini bana. Ne yapacaksın dedi. Sen dedim ver bakayım. Ben oraya hemen aklımdaki soruları yazdım. Tık 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 sorulacak soru. 2 tane belediye başkanını yakalamışım. Ondan sonra biz başladık. Ondan sonra dedim sayın başkan. Karşıya kalayım. Dedim sizi dedim aradığımız zaman dedim yerinizde bulamıyoruz. Dedi genelde dedi asfalt şantiyesinde bulunuyor. Dedim asfalt şantiyesinin müdürü yok mu? Ondan sonra şimdi baktı Kemal Baysak afalladı. Burhan Öz Fatura kurt politikacı. Hemen lafı aldı. Biz dedi çok işte 14 saat çalışıyoruz bilmem ne yapıyor hesap kitap işleri dedi. Gün geliyor 18 saat çalışıyoruz. Sizin dedim neden siz hesap kitap işlerine ilgileniyorsunuz? Sizin bu belediyenin muhasebecisi yok mu? O iş ne? Onlar dedim ne iş yapıyor? Madem siz hesap işini yapıyorsunuz. Ondan sonra şimdi bunalıyorlar. Yani böyle soru hiç herhalde beklemiyorlar. Benim elimde de not defteri. Ben soruları soruyorum, çiziyorum sorduğum soruyu. Yeni soru ekliyorum böyle. İşte arka arkaya sorular sorular. İşte bunaldılar. Dediler bu sohbet monoloğa dönüştü. Yani karşılıklı konuşmaya dönüştü. Başka sorusu olan var mı? Orada millet toplandı. O kahve şeye dönüştü. Televizyon programına dönüştü. Hani var ya yarışma programları milleti çağırıyorlar. Ona dönüştü. Herkes toplandı. Oyunlar falan kalktı. Böyle sıra sıra sandalyeleri dizdiler. Televizyon seyreder gibi bizi seyrediyorlar. Ondan sonra o diyor benim diyor arsamın diyor imarı diyor. Öbürsü diyor bilmem ne diyor. Şimdi oradan içlerinden biri dürüstmüş. O 15 kişilik gruptan biri dedi ki dedi Sayın Başkanım dedi. Burhan Öz Fatura'ya söylüyor. Beni gösterdi. Arkadaş dedi toplumun sorunlarını dile getiriyor dedi. Diğer arkadaşlar şahsi sorunlarını dile getiriyor. Onlar dedi o konular ayrı. Şahsi konular ayrı incelenmesi gerekiyor. Yasal mı değil mi? Benim bahsettiğim konular göz önündeki konular. Yani herkesin kolayca anlayabileceği konular. Gene sohbet bana döndü. Yani benden sıkılmalarına rağmen, bunalmalarına rağmen sıkıştırıyor. Sonra dayanamadılar. İçlerinden biri hatırlamıyorum şimdi. Siz dedi gazeteci misiniz dedi bana. Ben dedim hayır dedim gazeteci değilim. Temizlik firmam var. Ayrıca dedim ben dedim Karşıyaka Belediyesi'nin işlerini yapıyorum dedim. Tabii ki dedim bundan sonra bana dedim iş vermezsiniz. Umurumda da değil dedim. Yani benim için önemli olan iş değil. Toplumun memnun olması. Ondan sonra neyse yaklaşık valla 2 saat otururlar galiba. Kalktıklarında
Bütün arkadaşlar, yani gruptaki arkadaşların hepsi, başta Burhan Öz Fatura olmak üzere elimi sıktılar. Hepsi. Kemal Baysak pas geçti. Yani sinirlendi bana. Dışarıya gitti. Dışarıdan Burhan Öz Fatura geri gönderdi, iyi mi? Ben takip ediyorum. Gözümün ucumla takip ediyorum. Ondan sonra çıktılar. Komple çıktılar. Görmüş o. Burhan Öz Fatura elimi sıkmadığını görmüş. Politikacı tabii. Kurt politikacı geldi. Elimi sıktı Kemal Baysak. Çıktı gitti. Allah politikacıyı benim üzeri yani karşıma çıkarmasın. Sütlaça çeviririm. Ankara'da ANAP bitmişti artık. Posası kalmıştı. Yani son dönemiydi. Bir milletvekili bizim oradaki toplantıya geldi. İsmi Uğur'du galiba. Öyle hatırlıyorum. Yılların birikiminin sorularını sordum. Adamcağız ter içinde kaldı. Ya dedi geldiğime cevap veremiyor. Tabii bütün Özallı yılların yükünü sırtına yükledim ben. Milletvekilinin adamcağız yazık. Ben de haksızlık yaptım. Yani o adama tek kişiye ne yüklüyorsun, o tek kişi değil. Sorduğum sorularla tabii vereceği cevap yok benim sorduğum sorulara. Yazık adamcağız kan ter içinde kaldı. Dedi ben dedi toplumun arasına karışayım dedim ama dedi pişman oldum dedi. Bütün dedi yani yükü sırtıma yüklüyorsunuz dedi. Orada ben terlediğini görmüştüm. Benim ilk milletvekiliyle temasım oradaydı. Onun için herhangi bir milletvekilini, politikacıyı benim, Allah kahrime çıkarmasın. Sıkıntılı anlar yaşar.